Yine ben yeni edindiğimiz cihazla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Sayler ve Mastavra mevkisinde Asar tepesine çıktık. Uzun süredir düşündüğümüz bir şeydi. Bugün muhakkak çıkmak istedim ve çıktım. Olacak dedim. Oldu. Evet. Sonu Zirvesi sonunda hakikaten, başardık, değil mi? evet, zirvesi hakikaten çok güzel. Daha önce yıllar evvel çıktığım gibi geniş, tarihi bir takım kalıntılar var. Ne yazık ki pet şişeler de var. Bir takım kişiler getirmiş, bırakmışlar. Onun dışında herkesin ayak basamayacağı bir mevki. İyi ki öyle, zira burada bu gizemli mekan bu şekliyle kalamazdı. Hayvanın, haşeratın üreyebileceği yegane mekanlarımızdan bir yer. Herkesin buraya çıkmasını tavsiye ederim. Buradan Sayler Köyü ve Mastavra Köyü'nü kuş uçuşu görebiliyoruz. Hatta Nazilli'yi görebiliyoruz. Biraz sonra Gökyüzü bile bize çok yakın. biraz sonra yukarıdan geçen uçaklara dadanabiliriz. Hatta pilotun bacağını bile Yani asılabilirim kuyruğundan tutarız herhangi bir uçağın. yani. Evet. Aslında biz avlanmak için geldik. Fakat aniden fikir değiştirdim. Bir yol tespit ettim. O yolu takip ettikten sonra buraya ulaştık. Bir yol olduğunu biliyordum. Fakat 25-26 sene evvel zannediyorum tırmanmıştım. O günden bugüne hep aklımdaydı ama bir türlü kısmet olmamıştı. Kısmet bugüneymiş. Buraya tırmanan çok fazla insan yok. İyi ki de yok. Hiç olmazsa burası bakir kalsın. Sayılı insanlardan biriyiz biz. Evet, tarihe mi geçtik? Geçtik. Evet. Kaçı bugün ayın? Bugün ayın 13'ü galiba. 13 Ocak 2012, öyle diyelim artık. Yani o kadar güzel doğal manzaralar var ki nereye alacağımı ben de şaşıyorum yani. Biraz da güneşlik olsaydı daha güzel olacaktı aslında ama bulutlu bugün hava. Kurtlar bulutta varsa. Puslu hava. Puslu. Aydıncığım, yavaş yavaş şöyle bir inelim dostum. İlerideki, evet, tarihi bir yapı var. Orayı belgeleyelim. O benim yıllar evvel aklımda kalan bir yer. Hadi bakalım. Buyurun değerli ustam. Tüfengimi sen mi alacaksın? Ver sen bana onu. Şimdi burada bir pause deyip buradan inebiliriz. Sonra şurada devam edebilirsin Aydın. Tamam.